Merhaba sevgili öğrenci, ben Okan Hoca. Her pazar olduğu gibi bugün de seninle yaz kampını değerlendirmek istedim. Nasıl gidiyor? Var mı bir sıkıntı, bir problem oluyor mu? Bence çok iyi gidiyoruz. Konu anlamında da, soru çözümü anlamında da, tarama sınavı anlamında da bence çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Ama senden çok fazla bir görüş ve geri bildirim alamıyorum. Eğer yorumlara biraz daha yüklenebilirsen, ben de senin ne yaptığını az çok bilebilirim. Defter tutuyor musun? Lütfen o defteri tut. Yani defter tutmaktan kastım yazdığım, çözdüğüm soruları çözmen değil. Sadece tarama sınavı sonucunda yapamadığın soruların konularını yazman ve o konular üzerinden o hafta çalışmaya devam etmen. Umuyorum defterini tutuyorsundur. Çünkü eğer ciddi anlamda söylüyorum, full çekmek istiyorsan bu sistemi lütfen uygula. Ben daha önce bu sistemi defalarca uyguladım ve inanılmaz sonuçlar elde ettim. Lütfen yapamadığın soruların konularını tarama sınavı bittikten sonra ve çözümleri izledikten sonra o konuları deftere yaz ve o hafta o konular üzerinden tekrarlarını yapmaya devam et. Hemen bu haftaki programımıza bakalım. Bu hafta yine pazartesiden cumartesiye kadar videolar gelecek ve bu videoların sonucunda o konuyla alakalı artı 30 soru çözmeni istiyorum. Bu arada bazı günler video gelemeyebiliyor. Onun nedeni videonun hazır olmaması değil. Ciddi anlamda internet konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorum bazı günler. Dolayısıyla bazı videoları 3-4 kere yüklemek zorunda kalıyorum ve yarıda kesiliyor ve yüklemeye de devam etmiyor. Etmediği için de tekrar tekrar denemem gerekiyor o videoları yüklemek için. O günde de istediğim saatte yetişemiyor. Yeni ders saatimiz akşam 8. Gündüz de veriyordum biliyorum, saat 10.30'da yayınlıyordum daha önce videoları, ama genelde bu aralar öğrenciler daha çok uyumayı seçtiği için o saatlerde kalkar kalkmaz da kahvaltıydı falan unutulabiliyor. Akşam saatlerinde evdeyken oturup çalışmanı ve kafanı toparlamanı istiyorum. Gündüz ne yaparsan yap ama akşam saatlerinde ders çalış. En azından günlük minimum 3 saat veya 4 saat ders çalışmaya ayırmanı öneririm. Çünkü ciddi anlamda şu an önümüzdeki süreç neyi gösterecek bilmiyoruz. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Pandemi süreci devam edecek mi? Dolayısıyla senin daha önceki mezunlara göre biraz daha fazla gayret göstermen ve ders çalışman gerekiyor. Dolayısıyla bunun için de ben senin yanındayım. Elimden geldiğince matematik adına ihtiyacın olan her şeyi vermeye çalışacağım. Verdiğimi de düşünüyorum. Her pazar tarama sınavım var. Oturacaksın. O tarama sınavını çözeceksin. Ertesi gün veya bir gün sonra, tabii işte internetle alakalı sıkıntı yaşamazsam, 2 gün içerisinde çözüm videosunu da yayınlayacağım. Oradan kontrol edeceksin. Kontrol ettikten sonra da yapamadığın konuları veya boş bıraktığın konuların isimlerini defterine yazacaksın. Ve her hafta o yapamadığın konularla alakalı testlerini çözeceksin. Aynı zamanda benim burada verdiğim ne kadar biliyorum desen de, benim burada verdiğim şu konuları da tekrar edip soru çözmeni istiyorum. Bunlar sadece tekrar ve hatırlatma amaçlı. Çünkü çok küçük nüanslar olabiliyor ve bunlar gerçekten unutulabiliyor. Pazartesi basit eşitsizliklerin tekrar edilmesini istiyorum. Artı 20 soru dedim de, her bölüm için basit eşitsizlikler biliyorsun 2 bölüm. Her bölüm için 20'şer soru. Dolayısıyla 40 soru olacak. Mutlak değer 1'i yayınladım cumartesi günü. Dolayısıyla salı günü onu bir daha tekrar edip bununla ilgili 20 soru çözmeni istiyorum. Bölme bölünebilme çok önemli bir konu. Sen karşına bu tarz sorular gelmiyor diye düşünme. Bunlar zaten bütün soruların altyapısını oluşturuyor. Dolayısıyla bölme bölünebilme ile alakalı soru çözmeni istiyorum. Çünkü bölme bölünebilme hem TYT'nin hem AYT'nin en önemli konularından biri, ikisinde de gelebiliyor. EBOB-EKOK, bunu da tekrar etmeni istiyorum. Bu da çok önemli bir konu. Sana soru EBOB-EKOK gibi gelmese de bazen EBOB-EKOK konusu olabiliyor. O yüzden bunu da tekrar etmeni istiyorum. Cuma günü asal çarpanlar ayırma, pozitif tam bölen, negatif bölen, tam bölen, onları nasıl yapıyorduk? İşte çift tam bölen, tek tam bölen, toplamları vesaire. Bunları tekrar etmeni istiyorum. Bunlar çok çabuk unutuluyor. Cumartesi günü de temel kavramlar 3'te gireceksin videoya. Hangi konu işlenmişse o konuyla alakalı soru çözmeni istiyorum. Ve günde lütfen en az 1 saat kitap okumayı ihmal etmeye neden olduğunu zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Yine söylüyorum. Konuları, soruları daha iyi anlaman, daha iyi kavrayabilmen açısından kitap okuman çok önemli. Lütfen kitap oku. Ayrıca sana tarama sınavını hazırladım. Bu videonun açıklama kısmında linki bulabilirsin. Oradan indirebilirsin. Keza bu verdiğim programı da oradan indirebilirsin.
çıktısını alıp oturup çözmeni istiyorum. Orada dikkat etmen gereken sorular var. Lütfen dikkat et çünkü düşürücü sorular koyuyorum ben. Neyi göremediğini anlayabilmen için veya konularla alakalı kendi yorumunu da geliştirebilmen için düşürücü sorular da koyuyorum. O yüzden lütfen dikkatli çöz. Bazen çok emin olduğum bir cevap doğru cevap olamayabiliyor. Lütfen dikkat et. Benden şimdilik bu kadar. Herhangi bir sıkıntın, herhangi söylemek istediğim bir şey olursa lütfen yorumlarda belirt. Aynı zamanda Instagram adresimden de takip edip oradan direkt mesaj da atabilirsin. Ben Okan Hoca. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kal. Hoşça kal.